gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmebilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın halimi namusun, meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Selam sana, selam sana bayrağım. İlahinle al rengine kurbanım, feda olsun sana bu tatlı canım. Dalgalan gök kubbe enginlerinde, görmesem ölürüm seni yerinde. Ateşten mi, kandan mıdır al rengin? Olamaz cihanda emsalin dengin. Kara bahtımızı her yerde yendin. Aya düşsün gölgen, güneşe vursun. Sana bütün Türklük selam olursun. Sayın Kaymakamım, protokolün kıymetli misafirleri, sevgili öğretmen arkadaşlarım, yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla Pazar Fen Lisesi olarak hazırlamış olduğumuz kutlama programına hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Bir Mehmet Akif Rüyası adlı tiyatronun sunumu, Akif'e Sesleniş adlı şiirin okunması, İstiklal Marşı oratoryosunun sunumu, kapanış. Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden, bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden. Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı, bu nice bir iştir, söyle yaşat adını. Kıymetli misafirlerimiz, sizleri devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuyla ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. İçin kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Kıymetli misafirlerimiz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sunması için okul müdürümüz Sayın Kamil Görmüş'ü kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, protokolü değerli üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü programı için
bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepimiz biliyoruz ki ne Akif'i ne de İstiklal Marşı'mızı anlatmaya sayfalar yetmez, kalemler kafi gelmez. Çünkü onun içerisindeki Türk milletinin makus tarihi anlatılmakla bitmez. Bir kez daha yazalım denilse onu yazacak hangi yürek, hangi kalem vardır? O ölümsüz tarihi anlatan ısraları kaç kişi bir kez daha bir araya getirebilir ki? Akif'in dediği gibi, hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her neremişsem görüp de söylemişim. İstiklal Marşı ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. Onun üstünlüğü, yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu bir şairin milletin ruhunda mâkes olan derin ıstırabın tercüman olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenledir ki İstiklal Marşı milli mücadelenin bütün heybetini ve canlılığını başarıyla yansıtan yegane örnektir. İstiklal Marşımız yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı alevlendirecek, vatan sevgisini ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması düşüncesiyle büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerlerin düzleminde buluşturan eşsiz bir yapıttır. Akif tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Hayatının sonlarında milli mücadele ile ilgili bir sohbette söz İstiklal Marşı'na geldiğinde büyük şair şunları söylemiştir. İstiklal Marşı'nın yazıldığı o günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bulunan ruhların ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. İstiklal Marşımızı iyi anlayabilmek Mehmet Akif'i de iyi tanımayı gerektirir. Cumhuriyet devrimizin en dikkate değer fikir ve sanat adamı, ümidimizin, ailemizin, vatanseverliğimizin, hürriyet aşkımızın şairidir. Milli mücadelemizin manevi ve psikolojik cephesini omuzlayan, taassuba, cehalete, tembelliğe, ruhsuzluğa, köksüzlüğe baş kaldırmış bir şairimiz, aslına bakarsanız Mehmet Akif, Türk milletinin ta kendisidir. Türk çocuğuna bizi İstiklal Savaşı'na zorlayan şartları ve melun elleri, emelleri anlatmadan milletin çektiği acıları, o sıkıntıları, gördüğü zulümleri sergilemeden İstiklal Marşı'nızı anlatmak yeterli olmayacaktır. Saygıdeğer konuklar, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünde elinden generaline, Kurtuluş Savaşı'nın tüm asker ve sivil kahramanlarını ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyor, sözlerimi büyük vatan şairimizin dileğiyle bitirmek istiyorum. Allah bu ulusa bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Saygılarımla.